Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lipton'un akıllı çay bardağı uygulaması oyununu oynayacağız. Uygulamasını oynayacağız. Bir şey sordu, ilgilenmiyorum dedim. Bakalım tahminlerimizi bilebilecek mi? 20 soruda aklımızdan tuttuğumuz şeyin tahminini doğru yapacağını iddia ediyor. Başlıyorum, izleyelim bunu. Ondan sonra tekrardan oyuna başlayacağız arkadaşlar. Selam, ben akıllı çay bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bilebiliyorum. Nasıl mı? Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Şşt, yalnız bir dakika. Önce şu çay poşetini güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. Onun tadını güzelce çıkarmak için onu iyice batırıp çıkartmak lazım ki çayda demini versin. Zaten ne demişler? Batır çıkar, batır çıkar. Lipton'un tadı böyle çıkar. Aforizmaya gel. Arkadaşlar siz kime ait bilmiyorum ama çok güzel bir ses var oyunda. Şimdi oyunu evet basmadık ama kendi kendine batırdı. Bakalım biz de Ha, o sırada işte şimdi oldu. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne şahıs. olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Tamam. Zor olmasın diyor. Kolayı herkes çözer. 20 tane soru soracaksın lan. Arkadaşlar çay akıllı olabilir ama akıllılar kolay içer. I love you bardağında. Buz gibi. Şimdi ilk kelime olarak neyi versek? İlk kelime aklımda vardı. Zurna. Zurna arkadaşlar. Evet çok bekledik diye bir takım animasyonlar Böyle bir yapacağım. alet ya da bir araç mı bu şey? Zurna alet mi, araç mı? Evet. Zurna yani. Genellikle dört köşesi mi vardır? Zurnanın köşesi yoktur tabii ki arkadaşlar. İlgisi yok mu desek, hayır mı desek? Sen düşün Hayır. düşün. Yani düşünüyorum. Yarıda kestik, lafını böldük. Hayır. Hissediyorum yaklaştım. Çok Ya yaklaştım. nereye Buldum yaklaştı? bulacağım Daha iki soru galiba. sordu. Deliği var mı bunun? Ne çabuk lan. Deliği var, evet. İçine bir şey konur mu? İçine bir şey konmaz. Hava üflenir. Dur bakayım. İlgisi yok diyelim arkadaşlar. Anlıyorum, anlıyorum. Peki bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Deliklere basacağız. Tabii zurna deliklerine basılan bir şey. Evet diyelim. Aslında ne deseydik ya? Hayır deseydik de Bunu hoş olur. kullanmak için özel bir bilgi gerekir mi? Gerekir tabii. Zurnayı çalmayı bilmeyen zurnasını çalamaz arkadaşlar. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Kendisi bir sap aslında ama evet mi desek? Sapı var diyelim. Var diyelim hadi. Yanlış bilgi de vermiş olabiliriz şu an. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Ben kullanmam yani. Hayır. Ama şimdi normalde bir insan kullanır mı iyi vakit geçirmek için? Yine hayır. Hayır diyelim. Evet biraz yanlış bilgilendirme yapıyor olabiliriz ama Tahtadan yapılmış bir şey mi peki? doğruyu söylüyor. Aha. Aynen zurna tahtadan olur. Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Sabahtan Bu nereden açıp bilsem acaba? kapatılan bir şey mi? Hayır, açıp kapatılan bir şey değil. Ses çıkartır mı bu şey? Çıkartır. Amacı o zaten yavrum. Bakalım. Metalden yapılmış bir şey mi bu? Hayır. Demin tahtadan mı diye sordu. Şimdi metalden mi? Tahtadan evet dedik. Metalden Bu hayır şey dedik. yumuşak bir şey midir? Hayır, sert. Tahta sert olur arkadaşım. Peki 14. geldi. zamanla büyür mü bu şey? Hayır, büyümez. Ne acaba aklında ne var bunun ya? Çok tehlikeli bir çay bu. Sarhoş mudur nedir? Peki bu şey insanlara mutluluk verir mi?
Yani evet diyelim. Zurnanın sesini duyunca biz tabii dans. Dans, dans, dans. Düğünlerde filan. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Daha mı küçük? Somun ekmekle yani daha dar ama daha mı küçük? Evet diyelim. Sen düşün düşün. Otur, otur. Ha. Evet dedim. Yani ben bastım. Peki düz bir şey mi bu? İşte. Düz mü değil mi? Düz değil. Oval. Basacağın zaman... bu şey... Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bazen diyelim. Bazen ağırdır, bazen değildir. Bir kalıp tereyağı yaklaşık bir kilo. Peki bir şeyden korunmamızı sağlar mı? Vallahi kavgada sağlar ama hayır diyelim. Elimizde zurna olunca tabii insanlar korkabilir. Bu şey yıkanır mı? Bunu bilmiyorum. Nasıl temizlenir bilmiyorum ama yıkanmaz. Büyük ihtimalle onun özel bir temizleyicisi vardır. Böyle fırçalı mırçalı onu sokuyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım. Bakalım doğru bilecek mi arkadaşlar? Aha. Saz. Ama şimdi bu saz deyince tın 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 onu kastetti. Halbuki biz üflemeli zurnadan bahsettik. Bu mu? Hayır diyelim. Kabul edemeyeceğim. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben diye kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen 5 tane daha soru sorayım. Sor. Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Hadi bakalım. İkinci bir şansım var mı? Evet. Peki bu tuttuğun şey hakkında bir şarkı biliyor musun? Zurnalı biliyorum. Adı Zurna bir kere şarkının. İsmail YK. Elle tutulur mu? Tutulur. Aa bilecek galiba bu sefer. Ama saz da elle tutulur. Sazın da şarkısı var. Şu an fazladan bir bilmek... Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Hayır kullanamaz ama sazı da kullanamaz. Şimdi sazı elledi, onun yerine bir tane bir şey daha mı koyacak? Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim. Düşün, düşün. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Evet. Ha, sert bir şey mi bu? Bunu sormamış mıydı ya? Sert, evet. Tahtadan yapılmış bir şey mi bu? Aynı soruları sorarak bakalım nereye gidecek. Boşa zaman kaybetti. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Bakalım. Çin takvimi ejderha yılına girdi. Ve maddenin 3 hali sıvı katı gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Bulamadı. Yes. Ben daha akıllıyım. Dur bakayım hayır diyelim ne diyecek. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Ben böyle ben anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Evet arkadaşlar biz yendik. Daha doğrusu bu oyun yenmeli bir şey değil ama bilemedi. Tuttuğumuz şey o kadar da zor değildi ya. Zurna, zurna, zurnanın deyimleri var. Zırt dediği yer bilmem ne. O zaman bir tane daha oynayacağız. Bu sefer ne olsun? Mouse olsun arkadaşlar ama mouse'u bilemez ki. Şey olsun. Ya tamam fare olsun. Bilgisayar mouse'u belki bilebilir. Evet ilk soruyla tekrar başlayalım. Bu ikinci etap. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Hayır. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırınından daha büyük bir şey mi? Ulan daha ilk soruda bilemedim gitti diyor. Allah Allah. Mikrodalgadan daha büyük tabii ki hayır. Öyle bir mouse'u kim kullanacak acaba? Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Evet. Araç. Amaç değil kesinlikle ama. Mouse. Hissediyorum yaklaştım. Çok yaklaştım. Buldum bulacağım galiba.
Deliği var mı bunun? Deliği yok. Hayır. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Su aslında daha çok erkekler kullanır ama genellikle diyelim. İnternet kullanıcıları oyun moyun genelde erkekler ya genellikle diyelim. O kesin. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Sapı yok, kablosu var ama hayır diyelim. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamadın öyle, öyle. Öyle öyle. Sen dur, sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Vay, gerektirir. Tebrikler. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet, başka bir yerinde tutamazsın zaten. Bilecek anlıyorum, galiba. Anlıyorum. Peki bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Oha, bildi. Şu an bundan sonra herhalde gereksiz yere sorular soracak. Üç soru, üç bir kabloya üç. Bağlı mıdır bu şey? Demin bunu sormadı mı? Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? He, alınır. İnternetten bilgi alıyoruz sonuçta. Mouse olmazsa da alınır aslında. Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydın? Kullanırdım. Boş soru soruyor. Buldu herhalde. Bir dakika, bir dakika. Bunun üzerinde bir sürü düğme var mı? Düğme. Tuş. Bak şimdi... Sen düşün, düşün. Otur, otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Bazen mi desek? Tamam, bazen diyeyim. Düğme yani o manada mı kullanıyor bilmiyorum. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Küçük, evet. Tuş, düğme. Ha tamam 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 yaklaştım. Bu şeye evet. Bilgi kaydedebilir misin? Hayır, kaydedemezsin. Bu şey pil ya da şarjla çalışır mı? Evet, aynen. Genelde pil, bazen şarj. Şarjlı çalışan vardır vardır. Peki bu şey bilgi gösterebilir mi? Hayır, bilginin kendisini gösteremez arkadaşlar. Bu bence buldu ya. Ses çıkartır mı bu şey? Ses tık tık diye ses çıkartıyor ama onun sorduğu sorunun bu olduğunu zannetmiyorum. O yüzden hayır dedim. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Aa, bu soru zor. Yani bir bilgisayar dünyasının bir parçası ama... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Yes. Hayır değil. Bastı mı? Bastım. Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Mouse açıp kapatılmaz. Aa! Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Yanlış ve yapıyorum. Bak bakalım açıp doğru bilmiş mi? Aslında. Aa, bildi lan. Bildi lan. Yani bazı sorularda ben bile tereddüt ettim. Bana birisi hani açılıp kapatılan bir şey mi dediği zaman helal olsun be. O zaman 1-1 arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağız. O bir tane daha yaptığımızda kim kazanırsa o yani ben mi alacağım o mu alacak o kazanacak bakalım. Ne diyelim? Ne olabilir? Kulak çöpü. Dur bakayım bu mu? Evet tamam bu bunu bildi. Havalara girsin bak. Bildim bildim yaşasın. Hey işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Varım varım evet. Tekrar oynayalım. Bu son. Arkadaşlar yenen yener. Ne kadar zekice. Parayla alınabilir mi? Neydi lan? Kulak çöpü ha. Parayla alınır tabii. Sapı var mı bunun sapı? Oha! Yani onun kendisi bir sap aslında ama evet diyelim. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Evet, kesinlikle daha küçük. Bu şey yenebilir mi? Hayır. Çok benzer sorular soruyor. İyi elemeler yapabiliyor. Bu şey yıkanır mı? Kulak çöpü yıkanmaz. Arkadaşlar kulak çöpünüzü yıkamayın. Tek kullanımlıktır. Kullanıp atacaksınız. Evet. Soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Hayır tabii ki.
Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Kullandıkça biter tabii ki. Aynen. Bakkalda satılan bir şey mi? Bakkalda satılmaz ya. Nadiren diyelim. Belki çılgın bakkallar vardır arkadaşlar. Kulak çöpü satan. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Aynen. Yine mi bilecek? Ne yapacak ya? Ha. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Hayır. İş yapmaya yardımcı falan olmaz. Kapağı var mı bu şeyin? Kapağı yok. Aslında yani çoklu çöpün ama ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şey zarfa sığar mı? Sığar tabii ki ya zarfa. En küçük zarfa bile sığar. Bu şey yumuşak bir şey midir? He, bak bu tartış. Genellikle yumuşaktır arkadaşlar. Yani yumuşaktır. Genellikle diyelim. Çok zorladık. Bu sefer çok zorladık. Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Ha. Yani bazen. Bazen demeseydin ya. Biraz bükülür, sonra kırılır. Peki kokusu var mı bu şeyin? Dur bakayım. Yok. Ha? Kokusu vardır ama şimdi yani abartmamak lazım. Bunun kokusu yok sayılır. Peki düz bir şey mi bu? Düz. Aa bak şimdi yine. Düze evet diyemem. Neyse ilgisi yok diyelim. Boş konuşma bastım yine. İlgisi yok dedik. Peki bir kutu içinde mi gelir? Oo. Evet diyelim. Kutunun içinde. Kulak çöpü kutunun içinde olur. Üzerinde yazı var mı bu şeyin? Hı? Bak havalara bak havalara. Üzerinde, ha bu şeyin kendisinin üzerinde yazı yok. Kutuda belki dur olur. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Düşün iki sorun kaldı. İyi düşün. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha sert bir şey mi bu? Tartışılır ama ben nadiren diyeceğim. Aynı soruyu mu sordu yine? Ne yaptı ya? Yuvarlak hatlı bir şey mi? İlgisi yok diyelim. Bakalım bilecek mi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Oha! Oha! Şu an ayağım şoklarda. Nasıl bildin lan? Saçma sapan sorular sordu. Bildi arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Ya da ben... Oğlum nasıl oldu lan? Allah Allah. Helal olsun diyoruz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere demeyeceğim. Daha oynamam herhalde ama güzel yapmışlar arkadaşlar. Siz de oynayın, deneyin. Güzel, eğlenceli dakikalar geçirdim. İnşallah siz de geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.